geldiniz. Bugün burada 6 Nisan 2017'de başlayacak olan Berkin Elvan'ın davası hakkında Elvan ailesi, ailenin avukatları, Taksim Dayanışması bileşenleri olarak kamuoyunu bilgilendirmek üzere buradayız. Sizleri daha fazla bekletmeyelim. Önce Taksim Dayanışması adına 6 Nisan'a dair hazırladığımız basın açıklamasını sizlerle paylaşacağız. Arkasından Elvan ailesini ve ailenin avukatlarını sorularınız ve onların açıklamaları için buraya davet edeceğiz. Şimdi Taksim Dayanışması adına basın açıklamasını okumak üzere sözü Mücella Yapıcı'ya bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Açık bu herhalde. Bu sözlerimiz bugün Berkin için. Bu ülkeyi ve bizleri ölümlere, katliamlara alıştırmaya çalışanlar çok iyi bilsin ki alışmayacağız. Gözümüzün önünde işlenen cinayetlere sessiz kalmayacak, faillerinin cezasız bırakılmasını kabullenmeyeceğiz. 14 yaşında evine sokağında biber gazı fişeğiyle öldürülen Berkin Elvan'ın bütün katilleri ve azmettiricileri yargılanmadan ve hak ettikleri cezalara çarptırılmadan rahat bir uyku bile uyumayacağız. Umudumuzun çocuğu Berkin Elvan, dünyaya örnek olan bir dayanışmayla daha yaşanılabilir bir kent, daha fazla özgürlük ve demokrasi taleplerimizin İstanbul'un dört bir yanına ve ülkenin her iline yayıldığı bir dönemde Taksim'den ve Gezi'den 16 Haziran 2013'te Ok Meydanı'ndaki evinin çok yakınında hedef gözetilerek atılan biber gazı fişeğinin doğrudan kafasına isabet etmesi sonucu yaralandı biliyorsunuz. Ağır yaralı olarak hastanede hayata tutunmaya çalıştığı tam 259 gün boyunca milyonlarca insan onunla birlikte ülkede özgürlük ve demokrasinin iyileşmesini ve hayat bulmasını bekliyor. Ne yazık ki Berkin'imiz 11 Mart 2014 günü yaşamını yitirdi. O günden bu yana ülkemizin üstüne çöken karabasanın yarattığı zifiri karanlık her yeri ve her şeyi çürüterek derinleşmesini sürdürüyor. Gencecik bedenlerin ölümü üzerinden sürdürülen iktidar oyunları, Abdullah Cömert'in, Ali İsmail'in, Ethem Sarısülük'ün, Medeni Yıldırım'ın, Hasan Feri Gedik'in, Mehmet Ayvalıtaş'ın, Ahmet Atakan'ın ve daha nicelerinin ölümünü yeterli görmedi ve hastanede hayata tutunmaya çalışan Berkin'i de katilleri yargılanmayanlar hala korunanlar arasına kattı. Berkin'in cenazesinde meydanlara sığmayan milyonlar, okul bahçelerinden yankılanan marşlar tesadüf değildi. Elbette Berkin'e sıkılan ölümcül fişeğin Gezi direnişi boyunca ülkenin her yanında haykırılan demokrasi ve özgürlük talebine sıkılmış olduğunun herkes farkında ve hala farkında. Berkin'in bütün katillerinin ve azmettiricilerinin yargılanmasını ve cezalanmasını istemek sadece Berkin için değil, bu ülkede yaşayan ve yaşayacak olan herkes için adalet, hukuk, demokrasi ve özgürlük talebini istemektir. Taksim Dayanışması olarak 2012 Şubat'ında ilk toplantımızı yaptığımız andaki, burada yapmıştık hatırlarsınız, yaptığımız andaki taleplerimizin de Gezi Parkı'ndaki ağaçların kesildiği, çadırlarımızın yakıldığı günlerdeki tepkimizin de gencecik çocuklarımıza kıyan polis şiddetinden hesap soran tutumumuzun da parklarda, meydanlarda, sokaklarda özgürlük, demokrasi ve insanca yaşam eden milyonların taleplerinin de kararlılıkla hala arkasındayız. Bugün 14 yaşında bir çocuğun başından vurularak katledildiği,
16 Nisan 2017 günü gerçekleşecek olan davasının ilk duruşmasına çağrı yaptığımız bu basın toplantısı ile ilk günden bugüne söylediğimiz ve dillendirmeye devam edeceğimiz taleplerimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Taksim Meydanı gösterileri açın. Ülkemizin nadir kalmış yeşil alanlarını, parklarını, ormanların ranta dönüştürülmesinden vazgeçin. Ölümcül silah olan biber gazını yasaklayın. Ne yazık ki artık biber gazı ile değil, doğrudan ateşli silahlarla masum gençleri öldürüyorsunuz. Buna bir son verin. Bazıları iktidar ve cemaat kavgasında görevden alınmış olsa da, Gezi sürecinin vali ve emniyet müdürlerine Gezi'deki ölüm ve yaralanmalardaki sorumluluklarından dolayı yargı önüne çıkarın. Biliyorsunuz onlarca 35'i aşkın arkadaşımız gözlerini yitirdi. Binlerce yaralımız vardı. Ve bunların teker teker yargılarından vazgeçiliyor bugünlerde. Azmettiricilerin yargılanabileceği adımları atın. Ve başta Berkin Elvan olmak üzere yitirdiğimiz tüm canların faillerinin adil bir biçimde yargılanmasını sağlayın. Bu nedenlerle içimden geçtiğimiz günlerde hepimiz için hava kadar, su kadar yaşamsal olan adalet ve özgürlük talebini önemseyen başta basın mensupları olmak üzere herkesi 6 Nisan günü saat 9.30'da Çağlayan adresinde gerçekleştirilecek olan Berkin Elvan'ımızın davasına katılmaya, takip etmeye ve sahip çıkmaya çağırıyoruz. Her gün bir başka gencin ölüm haberini alıyor olmamız bizlerin o kanlı dünyayı kabullenmemize yol açmayacak. Ölüme karşı yaşamı savunmaya inatla ısrarla devam edeceğiz. Berkin'in o kısacık ömründen bizlere yansıttığı gelecek umuduna sadık kalacak, Berkinler öldürülmesin diye katillerinin yargılanması ve hak ettikleri cezaları çarptırılması talebimizdeki ısrarımızı inatla ve ısrarla sürdüreceğiz. Biliyoruz ve inanıyoruz ki katilleri yargılanıp azmettiricileriyle birlikte hak ettikleri cezalara çarptırıldığı zaman bugün adları Berkin konmuş çocukların oynadığı tüm parklarda ve ülkemizin dört bir yanında elvan elvan çiçekler açacak. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Taksim Dayanışması. Şimdi biz buraya Berkin'imizin annesi Gülsüm Elvan'ı, babası Sami Elvan'ı, dayımız Kenan Düzen'i ve avukatlarımız Oya Aslan'la Can Atalay'ı rica ediyoruz. Onların söyleyeceklerini dinlemek istiyorum. Buyurun efendim. Otur sen. Var yer var. Buyurun ben oturayım. Gel. Oturayım. Sığıyoruz. Tamam değil mi? Oturayım. Kalayım ben. Peki. Şey, bu muydu basın açılması? Evet. Bu değil benim ki baba. Ha bu muydu? Ha. Çok değerli yurttaşlar, değerli basın emekçileri, Berkin'imizin vuruluşunun dördüncü uğurlayışımızın üçüncü yılındayız. Milyonlar olup uğurladığımız bir halkın yalnızca toprağına ve yüreğine değil, katledilmesinin hesabını sormak için önemli bir tarihin arifesindeyiz. Türkiye,
karanlık günlerden geçiyor. İşte bu yüzden Berkin'in katillerinden hesap sorma, mücadelemiz dünümüz için değil, geleceğimiz içindir. Berkin'in haince katledilmesinin hesabını sormak, sadece canımız oğlumuzun anısına sahip çıkmak değildir. Emri ben verdim diyen, başta olmak üzere en alttakinden en üsttekine tüm katillerden hesap sorma mücadelemiz, tüm bu zifiri karanlıktan çıkış için önemlidir. Biz hem tetiği çeken elin hem de emri verenin hesap vermesi gerektiğini işte bu nedenle unutmadık, unutturmayacağız ve unutmayacağız, unutturmayacağız. Tüm yurttaşları 6 Nisan 2017 17'de davayı ve davamızı sahiplenmeye çağırıyoruz. Tetiği çekenden, emri verenden de hesap sormak için 6 Nisan 2017'de Çağlayan'da olacağız. Gülsüm Elvan, Sami Elvan, Berkin'in ailesiyiz. Hepinizi o gün orada bekliyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz bizler bugün burada yalnız bırakmadığınız için. Gülsüm, sen bir şeyler ilave edeceksin. Evet, avukatlarımızdan isterseniz biraz bilgi alalım. Ve sorular varsa soru var mı? Soru varsa onunla başlayayım. Yok herhalde. Siz bir süreci kabaca anlatırsınız. Tamam. Ya katil belli değil mi? Yargılanacak mı? Nedir? Yani o gün oturuşmaya gelebilecek sanık ya da sanıklar var mı? Merhaba değerli arkadaşlar. 1382 gün geçti Berkin'in bulunmasından bu yana ve bu süre boyunca 1382 gündür aslında benzer bir şeyi dile getirip durduk. Berkin için adalet. Bu bahsedildiği gibi hak ve özgürlük mücadelesi, faşizmle özgürlük mücadelesi kavgasının aslında verilmesi. Bütün 3 milyonla uğurlandı Berkin Elvan. Aslında milyonları temsil ediyordu. Özgürlük mücadelesi verenleri temsil ediyordu. Bugün Berkin'in katili cezalandırılmadan ülkede ne yaşama hakkından bahsedebiliriz ne de herhangi bir çocuğun özgürlükle güven içerisinde yaşamasından bahsedebiliriz. Tarihsel bir dava, o yüzden de çok önemseniyor. Evet, Gülsüm annenin, Sami babanın davası ama öte yandan da milyonların davası, bizim davamız. Mücadelemizin davası. Berkin bir umudu, bir direngenliği, bir kararlılığı ifade ediyor. Herkes için de bir sahiplenmeyi ifade ediyordu. 1382 gün çok kolay sayılabiliyor ama acının kendisi her an çok daha büyük. Onlar ifade ediyorlar. Bu kadar süre boyunca çok rahatlıkla emniyetin sadece 3 saatte, 4 saatte tespit edebileceği bir şeyi uzattılar. İlk aşamada beş kişinin tabii ki emri verenler, daha sonra uygulayıcıları, eğiticileri, silahları zimmet edenler ve beş o esnada orada bulunup talimat veren ve silah kullanan beş kişinin tümü sorumlu olmakla birlikte emniyet bu dosyanın kendisini açtırmak ve yargılamak isteseydi 3 saatte kişilerin kimliğini tespit edebilirdi. Bugüne kadar direndi, direnmeye devam ediyor. Bu kişilerin, 5 kişinin 2 amir, 2 silah kullanan, zet silahı kullanan ve bir tane de fişek taşıyıcı polisin kimliğini sakladı, yanlış bilgiler verdi. Bütün dosyalarda hep aynı süreç izlenir, delil kararttı. Bu dosyada da mesela şu ana kadar da zet silahını kullananların listesini vermedi. Uyduruk şeyler söylüyor da elimizde liste yok diyorlar. Zimmet listesi yok, biz imha ederiz bunları. Çok kısa bir süre içerisinde imha ederiz diyorlar. Görüntü kayıtları için uzun süre sakladılar biliyorsunuz. Hala ellerinde olduğunu tahmin ettiğimiz ve vermedikleri görüntüler var. Bu görüntüleri de saklıyorlar. Çok geç verdiler. Kimlik açıklanabilecekken açıklamıyorlar. Şu an savcının bazen zorlamasıyla bazen kendi haline bırakarak elde ettiği bilgiler var. O bilgilerle ve gelen görüntülerle bilir kişilerin ulaşmaya çalıştığı
işte yüz tanıma sistemini kullanarak ya da boy eşleşmesi yaparak çıkardığı bilgiler var. Bu bilgilerle bir tane sanık yakın ihtimalle işaret edildi ve bunun yargılaması yapılacak. Bizim için dava aslında bir savcılıktan hakimlik aşamasına, mahkeme aşamasına geçiş süreci. Sanığın ve sanıkların yargılanmasının sadece boyutu değişti. Eskiden kısmen savcılık soruştururken bu aşamaları, delil toplama, sanıklara ulaşma, bunların teşhir edilmesi çalışmasını savcılık yürütürken şimdi hakimlik yürütmüş olacak. Hakimliğin kararlılığı, isteği, zorlayıcılığı en önemli etken bu. Çünkü savcılar hiçbir zaman emniyet karşısında bir zorlayıcı etki yürütmediler. Çok az belli dönemlerde yürüttüler. Onun dışında bu mahkemenin yürütmesiyle ve belli talepleri yerine getirmesiyle faillere, bu failin cezalandırılmasına ve diğer faillerin ulaşılmasına imkan bulabiliriz. Ama bu tür davalarda devlet cezalandırmak istemez. Özellikle talimatı ben verdim diye arkasında durduğu bir siyasi iktidar karşısındayken koruyacaktır, korumaya çalışır. Ama cezalandırma şöyle bir şey değil. Çok ağır cezalar alabilir, almayabilir. Ama siyasi iktidarın durduğu yer şurası, bu davayı sahiplenen, bu dosyayı katılım gösteren, cezalandırılmasını isteyen her söz, her slogan, her orada bulunuş, Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılan herhangi bir etkinlik zaten cezalandırmanın kendisi oluyor siyasi iktidar açısından. Bunu tasfiye etme, engelleme, yok sayma, bu kadar uzun sürece yaymanın bir tek nedeni vardı. Yok sayılmasını sağlama, gizlemeye çalışma, zamanla hem duyguyu hem de takip edilmesini sağlama. Genel olarak yürüttükleri politika bu. Dolayısıyla bu tür dosyalarda orada var olmanın kendisi yargı açısından bir cezalandırma, siyasi iktidar açısından bir cezalandırma. Türkiye'nin her yerinden herkesin yaptığı en küçük bir katkı, bu dosyaya katkı, bu dosyanın hakiminin kararını da etkileyecektir, atılacak adımları da etkileyecektir, ailenin kararlılığını da etkileyecektir. Dolayısıyla aslında iş yargılamadan çok, hani ya da avukatların teknik araştırma, inceleme, zorlamadan çok kamuoyunun sahiplenmesi ve bu işte yapılması gerekenleri işaret etmesiyle ilgili bir şey. Asıl cezalandırma o oluyor zaten siyasi iktidar açısından. Başarı da ondan sonra geliyor ya da değişik politikalar yürütüyorlar. O yüzden tek vücut olmak, daha geniş, her birimizin aslında bir mahkeme heyeti gibi düşünerek, bir yargılayan gibi düşünerek, bir bu işin asıl sahibi olarak, asıl sahibi olduğumuzu düşünerek çalıştığımızda elde ediliyor. Asıl başarı orada elde ediliyor. Bu açıdan avukatlar kadar da asıl iş aslında kamuoyunun ve sizin. Bu çok önemli. Ben şimdilik bunları söyleyebilirim. Sorularınız olursa. Başka soru var mı? Can eklemek isterse. Başka soru yoksa buna ilişkin şunu söyleyelim. Sanık Fatih Dalgalı şu an itibariyle duruşma salonunda hazır edilmeyecek. Evet, SEGBİS sistemiyle dinlenilmesi yönünde karar verdi mahkeme. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Sanığın haklarından söz edilebileceği kadar, belki bundan daha fazla, çocuk yaşta öldürülen Berkin Elvan'ın haklarından ve bir çocuğa karşı işlenen suç nedeniyle takip edilmesi gereken soruşturma ve kovuşturma usullerinden söz edilmesi gerekir. Bir devletin yapması gereken budur. Bu bir çocuğa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu kapsamda devlet bütün yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. Teşhisle ilgili bile biraz önce Oya arkadaşım anlattı. Teşhisle ilgili bile çok ciddi zorluklar çıkartılmış olan bir dosyada, böyle bir dosyada SEGBİS'le dinlenilmesi yeterli değildir. Öte yandan mahkemenin bizce de olumlu değerlendirilen tensip tutanağında ayrıntılı olarak celbetmeye, toplamaya çalıştığı deliller sonrasında da bu sanığında diğer sorumlularında sorgu vermeye devam etmeleri gerekir. Bu açıdan çetrefil bir sorunla karşılaşmamak için sanık Fatih Dalgalı'nın
duruşma salonunda hazır edilmesi gerektiği kanaatimizi burada tekrarlamak isteriz. Yeter mi? Yetmez. Evet, şu anda sanığımız Fatih Dalgalı isimli bir polis memuru. Fakat bu suçun faili olduğunu övünerek anlatanlar da sorumludur. Bu sorumluluğu hiç unutmadık. Aile hiç unutmadı, kamuoyu hiç unutmadı. Bundan sonra da unutmaya niyetimiz yok. Bu dava bu açıdan da atılacak bir adımdır. 6 Nisan bu açıdan da önemli bir tarihtir. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Yoksa isterseniz kapatalım. Tekrar ediyoruz. 6 Nisan 2017 gerçekten sadece belki değil, bu ülkede nefes almak isteyen, özgürlük isteyen, adalet isteyen herkes için çok önemli bir tarih. Ve önümüzde de bir 16 Nisan 6 Nisan referandumundan da 10 gün önceye alınmış bir tarih. Bütün bunların bilincinde olarak Berkin'in davasında, hepimizin davasında orada olacağız. Buradan bunu duyurmak istedik. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, mahkeme günü bizim için gerçekten çok önemli. Hele hele adliye içi, adliye koridorları, avukatlarımız gerçi bugün değinmediler ama daha öncesinde bu konuya değinildi. Bu davanın İstanbul'da görülmesi gerekiyor. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu davayı bizim İstanbul dışına taşıdığımız sürece biz bu davadan bir şey elde edemeyeceğimizi çok iyi biliyorum. Onun için bizi orada çok provoke edecekler. Bunu düşünüyorum. Biz orada hiçbir provokatörün gazına gelmemek için her şeyi yapalım. Nasıl Gezi'de direndiysek, nasıl bizim çocuklarımız direnerek hayatlarını kaybettiyse, onlara o gün yine direnelim. Başka türlü hesabını soralım. Ama bu davayı İstanbul'a görelim. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu davayı başka bir yere sürüp unutturmaya çalışacaklar. Gerçi Berkin Elvan unutulmayacak. Dünya onu biliyor. Ama bunların gözüne soka soka, biraz kaba konuşuyorum ama çocuğumuzun katilini çıkarmalıyız. Çocuk sadece benim çocuğum değil, hepinizin çocuğu. Hepinizin kardeşi diyeyim veya yavrusu diyeyim. Daha Berkin çünkü çocuk yaştaydı. Daha yeni yeni sakalları çıkmıştı. Ben oğlumu göremiyorum. Onun için Berkinleri kaybetmemek adına o gün 6 Nisan günü Çağlayan Adresi'ne gerçekten çok büyük bir mücadele vermeliyiz. Daha mücadelemizin ilk günü olacak. İlk günde biz bunlara dersini verelim diye düşünüyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizi burada bizi yalnız bırakmadığınız için. Çok teşekkür ederiz. Zaten Gezi dayanışmasıyla, sağduyusuyla, barışçılığıyla dünyaya örnek olmuş bir direniş. Onun için de hala unutulamıyor. Siz rahat ve emin olabilirsiniz. Hayır, endişem unutulduğundan değil. Çünkü başka canların yanmaması adına ben bunu söylüyorum. Biliyorum orada yapacaklar, bizi provoke edecekler, işkenceyle gözaltına alacaklar. Benim yüreğim dayanmıyor onlara. Hiç merak etme. O açıdan konuşuyorum. Yoksa başka türlü değil. Tabii ki korkum yok, endişem yok. Biz haklıyız. Sonuna kadar hakkımızı almaya mücadele edeceğiz. Haklı olduğumuz için onlar bizi zaten üstümüze gelecekler. Biz haklımızı koruyalım diye düşünüyorum. Çok haklısınız. Bütün bu duyarlılıklara sahibiz. Hiç merak etmeyin. Evet arkadaşlar, hepimize kolay gelsin. Evet. Zor bir aya giriyoruz. Umarım bir adaletle başlar ve öyle devam ederiz.